Alanya Post'a TV ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ayrıntılarla karşınızdayız. Gündoğmuş'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sık sık psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek kavga çıkardığı öne sürülen anne bir yaşındaki evladını öldürdü. Gündoğmuş'a bağlı Balkaya mahallesinde müstakil evde kan donduran bir vahşet yaşandı. İşten dönen imam nikahlı eşine moralinin çok bozuk olduğunu belirten kadın, bunun üzerine de sebebini soran eşine çocukları boğduğunu söyledi. Duyduğu vahşet sözlerinin ardından odanın kapısını kırıp içeri giren baba, 1 yaşındaki üvey oğlu Miraç'ın hareketsiz olduğunu, 4 yaşındaki Muhammed Efe'nin ise nefes almakta zorlandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan incelemede Miraç'ın vefat ettiğini belirleyip Muhammed Efe'yi tedaviye aldı. Gözü dönen anne ise gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Muhammed Efe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından el konularak yetiştirildi iştirme yurduna götürüldü. Miraç'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi. Öz çocuğunun birini öldürüp diğerini öldürmeye çalıştığı öne sürülen annenin ise sorgusunun ardından adliye sevk edildiği bildirildi. Resmen vahşet yaşanmış. Diğer evladı Umarım tez zamanda psikolojik olarak toparlar devlet koruması altında ve faydalı birey olması yolunda eğitilir, psikolojik destek verilir. Umarız yaşamış olduğu bu travmayı kısa sürede atlatır. Milletvekili aday adaylığı için başvurular tüm hızıyla sürmekte. MHP'li Hüseyin Yıldız başvurusunu partisinin genel merkezine yaptı. Yıldız'ı başvuru sırasında Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sümbül ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. İyi Partili Uğur Oğuz da Alanya'nın ardından Antalya İl Başkanlığı'nda coşkulu kalabalıkla birlikte aday adaylığını açıkladı. AK Parti Alanya önceki dönem ilçe başkanlarından Kemal Kaçmaz da Mersin'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Milletvekili genel seçim öncesinde milletvekili olmak isteyenler aday adaylığı başvuruları sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem milletvekillerinden Hüseyin Yıldız, İYİ Partili Uğur Oğuz'la AK Parti'nin önceki dönem alan Yiğit'e başkanlarından Kemal Kaçmaz da başvurusunu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi 23. dönem Antalya Milletvekili ve MYK üyesi Hüseyin Yıldız, 28. dönem milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı. Mali Müşavir Hüseyin Yıldız'ın partisinin genel merkezinde yaptığı başvuruya Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sümbül'le yönetim kurulu üyeleri de destek verdi. İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene Alanya Antalya, Korkuteli, Serik ve Çevre illerden katılım oldu. İYİ Parti Alanya Kurucu İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Mahmutlar Eski Belediye Başkanı Hüseyin Taşer, partinin kurucu üyeleri, mahalle başkanları ve Oğuz'un çok sayıda sevenleri katıldı. avukat Uğur Oğuz, adaylık açıklama töreninde kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti. AK Parti Alanya önceki dönem eski ilçe başkanlarından Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da Mersin'den 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Altso Başkanı Eray Erdem Rusya'ya düzenlediği iş gezisinin ardından Tataristan'a geçerek Alanya'yı tanıtmaya devam ediyor. Tataristan iş dünyasının Alanya Gazi Paşa Havalimanı'na direkt uçuş seferleri konusunda taleplerini aldı Erdem. Tataristan'da kurulmuş olan tek ticaret ve sanayi odasını ziyaret eden Başkan Erdem. Tataristan iş dünyasının Alanya Gazipaşa Havalimanı'na direkt uçuş seferleri konulması yönündeki taleplerini alıp Alanya'daki yatırım fırsatları konusunda iş insanlarına bilgiler verdi. Altso Başkanı Erdem, Alanya'nın tanıtımı için yurt dışı temaslarına devam ediyor. Başkan Erdem, Rusya'ya düzenlediği COSGAP destekli iş gezisinin ardından Tataristan'a geçerek Alanya'yı tanıttı. Başkan Erdem Tataristan'da kurulmuş olan Tek Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Şamil Agevle bir araya geldi. Başkan Erdem Tataristanlı iş insanlarıyla Alanya Gazipaşa Havalimanı ve Alanya'daki yatırım fırsatları başta olmak üzere önemli konularda görüş alışverişinde bulundu. Başkan Erdem ziyaretle ilgili şunları söyledi: "Başkent Kazanda bulunan Tataristan'ın Tek Ticaret ve Sanayi Odasında Başkan Şamil Gevle bir araya geldik. Ziyarette Tataristan iş dünyasının Alanya Gazi Paşa Havalimanı'na direkt uçuş seferleri konulması yönündeki taleplerini alıp karşılıklı çalışma yapma konusunda söz birliğine vardık. Ayrıca turizm, tarım, inşaat ve emlak alanlarında Alanyamızdaki yatırım fırsatları hakkında da Tataristanlı iş insanlarına bilgiler aktardık." Alanyamıza da davet ettiğimiz Başkan Şamil ve iş insanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Uluslararası alanda Alanyamız iş Dünyası adına çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan hurma sofralardaki baş köşede yer alır fakat bu yıl tezgahlardaki yerini fiyat pahalı nedeniyle sofralara aktaramayacak gibi görünüyor hurma. Vatandaş hurmanın pahalı olduğundan dertli, özellikle kaliteli hurmaya adeta el yakıyor. Başkanım, yok, Alanya Belediyesi çarşamba gecesi başlayacak olan ve perşembe akşamı ilk iftarla birlikte kapılarını açacak olan Ramazan Meydanı'nı hazırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ile birlikte kapılarını açacak olan ve Ramazan ruhunu yaşattığımız Ramazan meydanımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum dedi. Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı'nda bir ay boyunca devam edecek olan etkinlikler kapsamında Karagöz Acıvat Kuklu Oyunu, Orta Oyunu, Semazen, Sihirbaz, Ateşbaz, Jonkler, Palyaço, Çember gösterileriyle ilahi, şiir, söyleşi ve tasavvuf müziği dinletileri yer alacak. Etkinlik alanımızda belediyenin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edilirken meydana kurulan standlarsa vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de satın alabilecek. Ayrıca meydanda kalagrafi ve ebru sanatının standları da yer alacak. Alanya Belediyesi Ramazan Meydanında Hakan Mengüç, Sami Özer, Aytaç Doğan ve Kuartet, Merve Gülcemal, Aga, İbrahim Sadri, Uğur Arslan, Murat Belet gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak. 130'da. Ramazan meydanındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geleneksel hale getirilen Ramazan şenliklerine vatandaşları davet ederek her zaman olduğu gibi yine eskisi gibi Ramazanları aratmayacaklarını söyledi. Kepezde Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanı Ömer Çavuşoğlu liderliğinde AK Parti Antalya milletvekillerini ve AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantıda yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'yi ayağa kaldıracak, deprem bölgelerini ihya edecek yönetimin Cumhurbaşkanı liderliğindeki çalışmalarına aralıksız olarak sürdüreceklerini, seçimden de galibiyetle ayrılacaklarını belirtti. Kepez Belediyesi hafta sonu AK Parti eğitim ev sahipliği yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu liderliğinde AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuğba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve İl Yönetim Kurulu üyeleri belediye meclis salonunda ağırladı. AK Parti heyetinin buluşmasında Antalya ve ilçelerinin talepleri görüşüldü. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'ın yol haritası ve çalışmaları istişare edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında "Seçimi de bu heyecanla, bu birlik beraberlik ruhuyla başarılı bir şekilde hem yürüteceğiz hem de neticesinde inşallah bereketli olacak." diyerek sözlerini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu farklı bir seçim olacak. Sadece Türkiye'nin ikinci asrı için asırlık bir seçim olmayacak. Diğer taraftan Türkiye'nin depremden sonra yaralarını saracak, Türkiye'yi ayağa kaldıracak, deprem bölgelerini ihya edecek yöntemin, Cumhurbaşkanı liderinin, çalışma arkadaşları ve meclisin seçimi olacak diye konuştu. Alanya'da motorlu taşıt sayısı her geçen gün artıyor. İlçenin hızla göç alması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte şehir içi trafik park sorunu dikkat çekmeye devam ediyor vatandaşın ortak görüşü sorunun temeli zamanında uzun vadeli plan yapılmaması yolların dar olması ve aynı zamanda plansız park yeri olarak kullanılmasından dolayı trafiğin çekilmez olduğu yönünde Alanya'da trafik ve park sorunu gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Vatandaşlar park yeri bulamamaktan, trafikte saatlerce beklemekten dolayı sıkıntılarını Alanya Posta Medya'ya aktardı. Alanya Posta Medya şehrin en büyük çilelerinden trafik sorunu konusunda vatandaşa mikrofon uzattı. Halkın ortak görüşü ise Alanya Belediyesi yeni yol planlarının her geçen gün arttırmakta fakat trafik sorunu için daha hızlı ve pratik çözümler bulmalı. Trafikçe yaşanan sorunların temelinde Alanya'da nüfusa oranlı araç sayısının fazla olmasına dikkat çekti. Hafif ticari sürücü Hakan Şahin, Alanya gerçekten çok hızlı gelişiyor. Yollar bu gelişmeye karşılayamaz oldu, yetersiz kalıyor ifadelerini kullandı. Yani büyük araçlarımızla git, yani gitmeye korkuyorum ben. Yani büyük aracımla gitmeye korkuyorum. Şimdi bu böyleyse yarın bir gün bu daha kötü olacak. Alanya'da trafikte uzun zaman geçiren vatandaş motosiklete geçmeye başladığını ifade eden Mehmet Hanifi Kartal. Trafikte kısa mesafede uzun zaman geçirdiğimden dolayı çözümü motosiklet almakta buldum dedi. E motor tabi tercih her yerde parkı var en azından ve trafiklerde giriş çıkışlarım güzel. Yani arabayı nereye park edeceksin sorun problem. Yani. Alanya'da yerel yönetimlerin şehir planlaması kısa vadeli yapmasından dolayı şehir merkezinde hem ana yollar hem tarihi yollar oldukça dar kalıyor. Trafik dışında sağ solu ve çift sıra park sebebiyle yollar daralmakta. Bu sonra dikkat çeken Ahmet Topçuoğlu ise araç park sistemimizi değiştirmeliyiz ifadelerini kullandı. Yani ne örneği verebiliriz ki şu mesela şu parkla, araba parklar park halindeki arabalar. Yani park başka bir park şeyine girmeleri lazım. Onu kaldırmaları lazım. Bu da ücretli ücretli ama yani yol kapalı olduktan sonra ne, anlamı var ki? Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Teymur İsmailzade ise yaz sezonuna başlamadan alternatif yollar bulmalıyız dedi. E, sezonda tabii ki biraz daha şey olur. Sıklık çok olur. binalara ruhsat verilirken mutlaka otopark konusu hassasiyetle vurgulanmalı. Otoparkı, yeterli otoparkı olmayan binalar için aslında ruhsatta bir kısıtlama yapılmalı. Fakat maalesef yerel yönetimler bu noktada çok da caydırıcı tedbirler almıyorlar yolu, sokağı. Otopark olarak adeta gösteriyorlar. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm yıl boyunca yaptığı kapsamlı denetimlere ilave olarak Ramazan ayına özel de denetimlere başladı. Denetim kapsamında öncelikli olarak unlu mamul üreticileri pastane gibi işletmelere yer verildi. Efendim? İlçe tarafı... Alanya Belediyesi Çarşamba gecesi başlayacak olan ve Perşembe akşamı ilk iftarla birlikte kapılarını açacak olan Ramazan Meydanını hazırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ile birlikte kapılarını açacak olan ve Ramazan ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanı'mıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum dedi. Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı'nda bir ay boyunca devam edecek olan etkinlikler kapsamında Karagöz Acıvat Kuklu Oyunu, Orta Oyunu, Semazen, Sihirbaz, Ateşbaz, Jonglör, Palyaço, Çember gösterileriyle ilahi, şiir, söyleşi ve tasavvuf müziği dinletileri yer alacak. Etkinlik alanımızda belediyenin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edilirken meydana kurulan standlarsa vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de satın alabilecek. Ayrıca meydanda kaligrafi ve ebru sanatının standları da yer alacak. Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı'nda Hakan Mengüç, Sami Özer, Aytaç Doğan ve Kuartit, Merve Gülcemal, Aga, İbrahim Sadri, Uğur Arslan, Murat Belet gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Yine eskisi gibi Ramazanları aratmayacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malatya'da depremzede çocuklarıyla oynadığı yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım oyunu sosyal medyada büyük ilgi gördü başlayalım o zaman. Tamam, hadi halka çocuklar. Asrın felaketi olan deprem bölgesini sık sık ziyaret eden siyasetçilerin başında olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bakan Çavuşoğlu'nun geçen hafta Malatya'nın Akçay ilçesi Başpınar Mahallesi'nde çadır kentte yaptığı ziyaret büyük ilgi gördü. Hmm, Çocukların eğlendirildiği bir çadırı ziyaret eden Çavuşoğlu, çocukların oyun isteğini kırmayarak onlara katılıp hem çocukları mutlu etti hem analarını tazeledi. Çocukların "Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım" oyununa eşlik eden Çavuşoğlu hem eğlendi hem de çocukların yüzünü güldürdü. Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı eğlence dolu video Reels kategorisinde 170 bin kullanıcı tarafından izlendi. 20 bini aşkında beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Korendon Alanya Spor basit adında dün akşam Fenerbahçe ile karşılaştı. Alanyaspor Spor maçında 4. dakikasında devre arası transfer ettiği Yunan golcü Eftimios Kuliris'in attığı golle 1-0 skor üstünlüğünü yakaladı. 19. dakikada Osay Samuel'in Yusuf'a yaptığı faalde Alanyaspor Spor cephesi kırmızı kart bekledi. Elini önce kırmızı kart için arka cebine götüren Mete Kalkavan son anda karar değiştirip durumu sarı kartta geçiştirdi. Daha iyi futbol oynayan Fenerbahçe'nin beraberlik için Alanya Kalesi'ne baskısı sonuçsuz kalırken ilk devre ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğünde geçildi. Maçın ikinci devresine konuk ekip Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği yaparak başladı. Fenerbahçe oyun kontrolünü elinde bulundurduğu bu devrede de Alanya Spor kalesini bunaltan ataklar yaptı. 64. dakikada Osay Samuel ceza sahasında Kadim Rasul'ün mücadelesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Valencia eşitlik golünü attı. Maçta eşitliği bulan Fenerbahçe bu kez üstünlük golü için Alanya Spor Kalesi'ne gelmeye başladı. 84. dakikada Furkan'ın Valencia'ya ceza sahasındaki mücadelesini hakem Mete Kalkava'nın pozisyonu vardı inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Valencia penaltıda bir kez daha topun başına geçerken kaleci Runarsson'la topu ayrı köşelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2 birlik skor üstünlüğüne taşıdı. Geriye düşen Alanya Spor oyuncu değişiklikleriyle hücumda etkili olmaya çalıştı ancak yakaladığı pozisyonlarda son vuruşlarda başarılı olamadı. Maçta 11 dakika gösterilen uzatma dakikaları oynanırken Emre Mor ceza sahası dışından şutunda şandalleme giden top ağlarla buluştu. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Alanya Spor taraftarı önünde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Değerli izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle esenlikte kalın, mutlu akşamlar.